Çok önemli bir olayla karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan Rize'de kongrede, partisinin kongresindeki Rize'de böyle bir günde parti kongresi yapıp orada sloganlar, şarkılar, şakalar filan yapılması son derece manidar. Onu özellikle belirtelim. Bütün muhalefet partileri bunun üzerinde durdu. Ayrıca oradan bir şehit annesini, kongreden bir şehit annesini aramak da nasıl yorumlanır bilmiyorum ama herhalde Selçuk Özdağ'ın, yani Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ki AKP'de 3 dönem milletvekilliği ve AKP Genel Başkan Yardımcılığı yapmış, Recep Tayyip Erdoğan'la en yakın çalışmış siyasetçilerden biri, bizim ana haber bültenine, Tele1'in ana haber bültenine katılarak bunu belirtti. Kınıyorum dedi. Vatandaşlarımızın, Türkiye'de yurttaşlarımızın önemli bir kısmının duygularını ifade ettiği düşünülebilir Selçuk Özdağ'ın bu yaklaşımının. Burada yaptığı konuşmada vatandaşlarımızı kurtarmak istedik ama başaramadık diyor Sayın Erdoğan. Ortada bir başarısızlık var. Sayın Erdoğan tarafından açıklanan, itiraf edilen ya da söylenen, benimsenen ya da açık yüreklilikle ifade edilen bir başarısızlık var. Hangi kavramla değerlendirirseniz değerlendirin ama ortada bir başarısızlık var. Siz 13 esir alınan yurttaşınızı kurtarmak istiyorsunuz. Daha sonra ilk önce bunların sivil olduğu açıklanıyor ve daha sonra kimlikleri ve meslekleri açıklandığı zaman bunların büyük bir çoğunluğunun asker ve polis olduğu anlaşılıyor. Selçuk Özdağ içinde istihbaratçılar da var dedi. Bunu böyle istihbaratçılar da var diyen başka siyasi parti temsilcileri de bulunuyor. Fakat biz resmi açıklamanın içinde kalarak iki de sivil yurttaşımız var deyimini doğru kabul ediyoruz ve öyle ifade ediyoruz. Yani 11 asker ve polis ve 2 sivil yurttaşımızın kurtarılması operasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığını Sayın Erdoğan'ın kendisi ilan etmiş durumda. Şimdi sormak gerekiyor. 20 yıldır iktidar kim? AKP. Peki bunlar ne zaman kaçırılmış ve esir alınmış? 2015'ten beri PKK'nın elinde. Peki PKK'nın elinde olmasının sorumlusu kim? Muhalefet Partisi mi? CHP mi? İyi Parti mi? Gelecek Partisi mi? Saadet Partisi mi? Böyle bir saçmalık, böyle bir kara propaganda, böyle bir yalan ve siyasi sahtekarlık olabilir mi? CHP başta olmak üzere muhalefeti burada suçlamak deli saçmasıdır. Bu işin sorumlusu çok açık bir şekilde mevcut siyasal iktidardır. İktidar bu sorumluluktan kaçamaz. Ve bu esirleri PKK'nın elinde rehin olan bu yurttaşlarımızı kurtarma operasyonu bir faciayla, büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Sayın Erdoğan'ın deyimidir bu. Ama Sayın Erdoğan öncelikle bakanlarına ve teşkilatına bir talimat vermelidir. Madem bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı, madem bu başarısızlığın sorumlusu siyasal iktidardır, başkası olamaz çünkü, operasyon kararını veren kendileri, o halde bu nedenle muhalefeti suçlamaya kimse kalkmasın. Troller, tetikçiler, hırsları akıllarının, olmayan akıllarının önünde giden yandaş medya mensupları, kıt akıllarının önünde giden, kraldan çok kralcılar, görgüsüz, bilgisiz bir cahiller güruhudur. Bunların önemli bir bölümü medyadaki, yandaş medyadaki. O zaman bunlara bir talimat verecekler ve ona buna, yani bu ülkeyi bir daha bölen, bir daha geren ve hedef saftıran bu kara propagandaya son verecekler. Hiç ümidim yok, bunu yapmayacaklarını biliyorum. Ama bu sorumluluktan kaçmalarının imkanı yok.